insansa, akıllıysa, şuurluysa, samimiyse, ruh sahibi ise, evet, o zaman mesele değişir. Gel yavrum. Bir daha ben güzel yüzümü dinleyeyim. Müslümanların sevgisi nasıldır? Eğer imandan, samimiyetten kaynaklanıyorsa, ruh sahibi ise, o sevgi gerçek sevgi oluyor. Sevgi vahiy ile Allah tarafından verilir insanlara. Yani insan kendi sevgiyi imal edemez. Sevgi oluşturmuyor. Ben diyor, niye sevmiyorsun diyor. Adam nasıl yapsın yani sevgi, insan yani bir asi ki yontsun. Yani şekerli ki eritsin, al seni eritsin. Öyle bir şey olmaz. Yani insanın istemesinin olmaz. Allah'ın istemesinin olur. Allah'ın istemesinin olması için de Allah'ın o kişiye sevgiyi vahyetmesi lazım. O vahyin oluşması için de şahsın Allah'a tam teslim olup Allah'ı candan sevmesi gerekiyor. Allah'ı candan sevdiğinde Allah o zaman insan olarak ona tecelli eder. Mesela bak etrafına bak, bak çok fazla kız arkadaşım var. Bunlar Allah'ın tecellisidir bu insanlar. Allah tecelli ediyor. Ben onları seviyorum, onlar da beni seviyor. Allah benim kalbime onların sevgisini koyuyor. Getiriyorum. Neden kaynaklandığını bilmiyor musunuz? Yani neden kaynaklandığını bilmiyorsanız doktora götürün. Önce neden kaynaklandığını öğrenin. Öyle beklemenin olmaz. Mesela siz beni seviyorsunuz, Allah vahyediyor. Kalbinize vahyediyor. Ben sizi seviyorum, Allah kalbime vahyediyor. Yoksa bu durduk yere olmaz. Ve yapmacık sevgiyle insan yaşayamaz. Yani insanlar büyük bölüm belanın içindeler. Yapmacık sevginin verdiği azap, en büyük azaplardan birisidir. Ve çok insanın canını yakar yapmacık sevgi. İnsanların en bunaldığı şey odur. Ama Allah müminlere samimi sevgi verdiği için, vahye dayalı sevgi verdiği için, mümin onun hazzıyla, onun coşkusuyla büyük bir heyecan, büyük bir şevk içerisinde olur. Büyük bir lezzet alır. Çok şiddetli lezzetlidir sevgi. Allah'ın vahiy ile insanlara kalbine verdiği sevgi çok lezzetlidir. Mümin onun lezzetine doyamaz. Ve çok açtır mümin, daha fazla sevgiyi almak ister. Yani çok çok fazla. Onun için sürekli sevgiyi talep eder. Sevgiyi aldıkça da daha çok haz duyar, daha çok lezzet duyar. O lezzet arttıkça da sevgiyi talep daha da artar. Müminler içindir bu. Ama küfürde, münafıklarda sahtedir. Mesela münafık der ki falanca, ya çok seviyorum abi ya falan diyor mesela farz edelim. Sahtekar sevgidir. Kafalamadır o. Münafıkınki sadece kafalamadır. En adisinden, en aşağılığından karaktersizce bir oyun yapacaktır. Bir kahpelik yapacaktır. Öyle pis bir uslupla bunu yapar ve o çok iğrenç bir koku saçar. Yani onu insanlar hemen anlar. O yüzden münafıkları hiç kimse sevmez. Hep yalnız kalırlar. Bir mucizedir bu. Yani onların tiksinti vericidir sevgisi. Sevgi gösterir. Çünkü sahte bir kafalamadır. Aşağılık bir kafalamadır. Allah insanların kalbine vahyeder ve hemen insanlar onlardan tiksinirler. Onun için aralarındaki kavga diyor Allah çok şedittir diyor. Yani münafıklar kendi aralarında anlaşamazlar. Tamam, işte doktora sorun, ona göre gelin. Bir daha dinleyeyim ben güzel yüzümü. Müslümanların sevgisi nasıldır? Aslında eğer bir insan samimi sevgiyi fark ederse, bir genç kız veyahut bir delikanlı, dünyanın en mutlu insanı olur. Yani en büyük nimet verilmiştir. O Allah'ın gizli bir hazinesidir sevgi.
gizli bir hazinesidir. Dostlarına verir onu, bir mucizedir o. Yani gizli bir mucizedir, Allah'ın gizli bir mucizesidir. O mucizeyi sevene sorsan anlat desen, çok hoş der, güzel der. Bilmeyen de onu anlamaz. Mesela münafık sevgiyi hiç anlamaz. Hayret ediyor mesela münafıklar benim bana olan sevginize. Benim size olan sevgime de hayret ediyor. Münafığın anlayacağı bir şey değil. Çünkü münafığın boyutu ayrıdır. Yani ölü olduğu için hiç anlamaz. Münafık için ancak kafalama vardır. Ahmakça kafalama yapar. O yüzden mesela cinnet geçiriyor münafıkları. Anlayamıyor yani. Hayret ediyor. Peygamberimize sevgiyle bir hayret ediyordu münafıklar. Kafalama yapıyorlar, anlatıyorlar. Fakat bayağı seviyor müminler. Allah vahyediyor. O ayrı bir boyutta yaşıyor müminler. Münafıklar ayrı bir boyutta yaşarlar. O yüzden anlayamazlar. O yüzden Allah onları yalnız yaşatır münafıklar ve sevgisizdirler. İşte kadın sevgisini hiç bilmez münafıklar. Kadın nefretini bilir onlar. Yani kadınlara nefreti bilir ama sevgi bilmez. Ama taklit yapmaya kalkar ama çok iğrençtir yaptığı taklit. Yani mümini çok tiksindirir münafığın sevgi taklidi. Ama müminin sevgisini mümin vahiyle hissettiği için çok şiddetli lezzet alır, zevk alır. Yani uçsuz bucaksız Allah'ın gizli bir hazinesidir sevgi. Cennette onun kapısı tam açılıyor müminlere. İşte huriler oluyor, kendi eşi oluyor. Allah tecelli ediyor en başta. Mümin sevgi denizinde adeta sonsuza kadar uçuyor. O kapıdan girdikten sonra. Cennet kapısından girmek zaten sevgi kapısına girmek oluyor. Sevginin kapısından girmiş oluyorsun. En büyük hazza Allah insanı gark etmiş oluyor. En büyük haz ve en büyük mucizedir bu. Allah'ın en büyük mucizelerindendir sevgi. Ve gizli bir mucizedir. İnsanların büyük bir bölümü bilmez. Onun için sevgiyi bilen birisini gördüğünde kadınlar hipnoze kapılırlar adeta. Yani büyülenmiş gibi olur. O müthiş bir mas gücü vardır, onun etkileme gücü vardır. Hayret eder kadınlar o aldıkları lezzette, şaşırırlar. İmandan kaynaklanan bir lezzettir o. Hayret edecek bir kapıdır. Ve büyük bir mucize olduğu için, ilk defa bir mucizeyi yaşadığı için kadın, hayretler içinde kalır. Erkek için de böyledir yani. Hayret edeceği bir mucizedir bu. Adam diyor ki, peki tarif et diyor, bu nasıl oluyor falan diyor. Ya tarif edemez. Onun için mesela romanlarda falan anlatılır ama insanların birçoğu onu çok müphem bir şey. Yani yapmacık bir şey olarak bilirler. Çıkaramaz onu. Onu taklidini yapmış. Abi diyor, yıllarca hiçbir kadını sevmedim. İlk defa ben bu kadını sevdim diyor. Yani çok acınacak bir ifade. Hiç kimseyi sevmedi. Zaten kalbim kapkara demektir. Yani bırak şimdi münasebetsizliği. Yanıyorum diyor. İşte resmini gördüm, ona kurşunu bastım diyor. Cigarayı yaktım. Gelmezsen gelme, sana bir kafa atarım işte bilmiyorum. İpsiz, sapsız, böyle abuk subuk falan. Allah sevgi konusunda kıskançtır. Sevgisini gizler. Evet, en sevdiklerine gizlice o kapıyı açar. Münafıkların ezilmesinin nedeni odur. Allah onlardan sevgiyi alır. Sadece onların üstüne bir pislik kılar Allah. Allah iğrenç bir pislik kılınıyor ayette. Evet. Yani insanlar doğal olarak onlardan iğrenirler. Bak bak, Allah onların üstüne iğrenç bir pislik kılar diyor ya. Bir mucizedir bu. Bu da gizli bir şey. Mesela münafık süslenir püslenir ama tiksinir insanlar. Mesela kadına falan tiksinir, kaçarlar. İnsanlar kaçar, tiksinirler. O yüzden müminlerin aleyhine muazzam propaganda yapar. Münafıklar ki hani müminlerden müminler kaçsın, Peygamberimizden de müminler kastedin, yoğun propaganda yaparlar. Ama o propaganda ters etki yapar Allah'ın mucizesi. Daha da müminler yanaşıyor. Daha da sevgiden artır. Yani münafığın ağzından çıkan her konuşma müminlerin birbirini sevmesine neden oluyor. Ama müminlerden münafıklarla ilgili konuşmalar kahredicidir etkisi. Darma duman olur her konuşmada. Mahvolur yani böyle. Hepsinde böyle tuz dökülmüş yılan gibi kıvranmaya başlar. Yani Allah ama bu mucize olarak meydana getirir. Yani konuşmanın bağımsız gücü olduğundan değil. Allah o etkiyi meydana getiriyor. Yani mucize olarak meydana getirir. Efendim, sigara çok zararlı biliyorsunuz. Herkese söylüyoruz. Aman ha,
Mesela bazı kardeşlerim diyor ki elektronik sigara. Ya kardeşim kendini o acize niye düşürüyorsun sen? Niye kendini küçük düşürüyorsun? O kadar perişan mısın sen ya? O kadar iradesiz misin? Elektronik sigara ne kadar küçük düşürücü bir şey ya. Zoruna ne oldu? İçmiyorum, bitti. Bu kadar ya. Allah Allah. Ya sigara senin üstüne saldıracak hali yok ki. Al paketi ayağın altında ez, bitti. İçmiyorum. Ya çok sıkılıyorum ya kardeşim. Sen kendine telkin yapıyorsun. Sigara içmezsem sıkılırım. Ne telkin yapıyorsun? E o zaman sıkılırsın tabii. Sigara içmediğimde ferahlayacağım, rahatlayacağım diye telkin yap. Ferahlayıp rahatlarsın. Niye ters telkin yapıyorsun? Yani şeytandan o telkin. Onu kabul etmeyeceksin. Evet, dinliyorum.